Aldım. Mavi beyazlarla giyeceğim. Çok güzel. İlk bakışta aşık oldum derler ya, öyle oldu. Fuar yarın akşama kadar açık. Göğsün ortasında, sol omuzda ve kolda yaşanan, bazen sırta vuran ağrılara dikkat. Bunlar bir kalp krizinin klasik belirtileri. Ancak uzmanlara göre asıl dikkat edilmesi gereken gizli kalp krizi riski. Üzüldüğümüzde, strese girdiğimizde, heyecanlandığımızda, neşelendiğimizde, mutlu olduğumuzda, aşık olduğumuzda onun varlığını daha çok hissediyoruz. Bizimle olmasa zaten işler karışır. Kalbimizden bahsediyoruz. Çalıştığı sürece farkında olmuyoruz birçok şeyin. Ancak teklemeye başladığında, bize uyarılar vermeye başladığında biz bu onun varlığından haberdar olmaya başlıyoruz. Onu üzüyor, yoruyor, hırpalıyoruz. O da zaman zaman bize kendini bir güzel hatırlatıyor. Genelde bıçak sokulu hastalığı diye bir hastalığımızın tarifleri vardır. Ben çok net bilmiyorum o ağrının ne olduğunu ama bu ağrı kesinlikle kalp ağrısına pek benzemez. Bizim ağrılarımız daha böyle basınç gibi, yanma gibi, ezilme gibi ağrılardır. Kardiyolog Gürsel Ateş'in söyledikleri klasik kalp krizinin belirtileri. Onların arasında göğsün ortasında, sol omuzda ve kolda kendini gösteren ve bazen sırta vuran ağrı da var. Tabii bir de sol kolda uyuşma. Ama bazen bunu o kadar şiddetli hissetmiyor insanlar. Bu sözlerse gizli kalp hastalığını tanımlıyor. Sessize alınmış alarm var. Aslında kalbimiz sinyali çakıyor. Hatta alarmı bile veriyor. Ama biz onu doğru algılamıyoruz. Bu kez tehlike çanları çalıyor. Tehlike çanları çalıyor çünkü hafif olan ağrıları başka hastalıklara yoruyoruz. Kas ağrısı, safra kesesi ağrısı ya da... Midenizin ağrısı gibi algılayabilirsiniz, biraz tam orta hatta değil, biraz daha aşağıdaysa. Hazımsızlık deyip hiç geçmemek lazım. Mide bağırsak sisteminin ağrıları, halsizlikleri, her zaman kalp ağrısı göğsünüzde olmayabilir. Dişinizde olabilir, karnınızda olabilir. Kolunuzda olabilir. Bir şey yapmaya kalktığınızda yorgunluk hissediyorsanız onda olabilir. Ama oturduğunuz dönemde de siz yorgun hissediyorsanız onun yani gizli kalple alakası yoktur. Alarmlar kapandığında eve hırsız giriyor. Kalbe ne giriyor? Kalbe kan girmiyor. Çünkü kroner damarlar tıkalı. Kalbe kan gitmiyor. Damarlar ne kadar çok tıkalıysa gizli kalp hastalığı da o kadar sessiz ilerliyor. Kimse farkında olmuyor. Özellikle şeker hastaları. Şeker hastalarında sinir ucu iltihaplanması nedeniyle sinir ucundan sinyal daha ileriye gitmediği için o hastalar o sinyalleri hissetmezler. Şeker hastaları kadar ailesinde kalp rahatsızlığı olanlar da, kolesterol ve tansiyon problemi yaşayanlar da, sigara içenler de ve kadınlar da sıklıkla görülüyor. Kroner damarların durumu yapılan bir takım efor ve stres testleriyle belirleniyor. Kalbin sinyallerini dinlemek kadar erken teşhis ve kontroller de önemli. Güçlü ama bir o kadar da kırılgan ve hassas. Günlük yaşam onu etkiliyor. Tabii ki stresle. Ama biliyor musunuz, ona en büyük kötülüğü biz yapıyoruz. Çalıştıkça daha verimli çalışmaya başlar. Kalbimize yapabileceğimiz en büyük kötülük onun yan gelip yatmasına müsaade etmemiz. Ne kadar egzersiz yapmazsak çalışmasını o kadar sabot etmiş oluruz. Tahin pekmeze kardeş geldi. Uzmanlar artık tahin bal öneriyor. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve gribal enfeksiyon.